Hadi bu videoda lösemi tedavisinden bahsedelim. Lösemi genellikle farklı kemoterapi türleriyle tedavi edilir. Kemoterapi ise şurada Kemo'nun belirttiği üzere bazı kimyasalları kullanan bir süreç ve bunlar hücreleri öldüren kimyasallar. Kemoterapi özellikle hızlı bir şekilde bölünen hücreleri hedef alıyor. Kanserli lösemi hücreleri daha önceden de gördüğümüz üzere yüksek hızda bölünen hücrelerdir. İşte bu sebeple kemoterapi lösemi hücrelerini hedef alabiliyor. Fakat vücudumuzda hızla bölünen hücrelerin yalnızca lösemi hücreleri olmadığını aklımızda tutmakta fayda var. Vücudumuzda hızla bölünen başka hücreler de mevcut. Bundan daha sonra detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Evet, kemoterapi farklı 3 aşamada uygulanıyor. Ben bunu bir tür gizli operasyon gibi düşünüyorum çok iyi organize edilmiş, üzerinde fazlaca düşünülmüş ve etkili bir operasyon. Kemoterapinin ilk aşamasına indiksiyon aşaması ya da başlangıç aşaması denir ve genellikle 4 hafta civarı sürer. Başlangıç aşamasının amacı olabilecek en fazla sayıda lösemi hücresini yok etmektir. Amaç lösemi hücrelerinin tamamını öldürmektir. Peki 4 hafta içinde bu gerçekleşebilir mi? Her zaman değil fakat amaç bu diyebiliriz. 4 haftanın sonunda lösemi hücrelerinin tamamını öldürebildiğimiz konusunda bir varsayım yapamayız. Başarılı olup olmadığımızı kontrol etmemiz gerekir. Bunu yapmak içinse iliğin içine bakmamız lazım. Evet, kemik buysa bir iğne alıp kemiğe batırırız ve devamını biliyorsunuz. Kemikten sıvı örneği alırız. Hatırlarsanız buna kemik iliği aspirasyonu deniyordu. Bu aşamada iliğin içindeki tüm hücrelerin normal hücre olduğunu görmeyi umuyoruz. Yani ilikteki lösemi hücreleri gitmiş, yalnızca normal hücreler kalmış olmalı. Eğer tüm lösemi hücrelerini yok etmeyi başarmışsak, hastalığın gerilemeye başladığını yani remisyon aşamasına girildiğini söyleyebiliriz. Fakat bu aşama tamamen iyileşme ile aynı şey değil. Bunun sebebi de kanser hücrelerinin gitmiş olmasına rağmen geri gelme ihtimalinin bulunması, yani nüksetmesi. Bu nedenle gerileme aşamasında tamamen iyileşme olmadığının altını çiziyorum. Evet, kemoterapi tedavisinin ilk aşaması buydu. İkinci aşama ise konsolidasyon yani yoğunlaştırma aşamasıdır. Bu aşamasının iki amacı vardır. İlki kalan lösemi hücrelerini yok etmektir. Yani başlangıç aşamasından kalan lösemi hücreleri varsa, bu aşamada onları yok etmek amaçlanır. İkinci amaçsa löseminin beyne yayılmasını engellemektir. Yani lösemi hücrelerinin beyne gidişini önlemek diyebiliriz. Bunu kemoterapiyi, beyni çevreleyen beyin omurilik sıvısına enjekte ederek yapıyoruz. Kemoterapiyi buraya enjekte etmemizin sebebi, kandan verildiğinde kemoterapinin beyne hemen girememesi. Dolayısıyla beyin omurilik sıvısına enjekte ediyoruz ve beyne bu yolla ulaşmasını sağlıyoruz. Evet, yoğunlaştırma aşaması buydu. Kemoterapinin son aşaması ise devamlılık yani idame aşaması. İdame aşaması 2 ila 3 yıl arası bir süreci kapsıyor ve genellikle başlangıç aşamasında kullanılan ilaçlar kullanılıyor. Fakat bu ilaçların verildiği doz daha düşük oluyor. Buradaki amaç lösemi'nin geri gelmesini önlemek. Yani hastalığın ortadan kaybolduğu zaman bu durumu idame ettirmek. Evet, lösemi tedavisinde kullanılan temel yöntem genellikle kemoterapi fakat löseminin beyne doğru ilerleme riski varsa veya hastanın beyninde hali hazırda lösemi varsa bu hücreleri yok etmek için beyne radyasyon ya da ışın uygulanır. Şuraya bir hasta çizeyim. Dışarıdan ışın tedavisi uygulanarak beyindeki lösemi hücreleri yok edilmeye çalışılıyor. Burada çok önemli bir nokta var. Bahsettiğim tedavi 5 yaşın altındaki çocuklarda kesinlikle uygulanmamalı. Bunun sebebi 5 yaşın altındaki çocuklarda beynin gelişmeye devam etmesi ve radyasyonun bu gelişmeyi engellemesi, bilişsel ve psikolojik zararlara yol açması. Bu farkında olunması gereken çok önemli bir nokta. Evet. Eğer kemoterapi veya ışın tedavisine dirençli bir lösemi hastası söz konusuysa veya lösemi'nin çok dirençli ve tedavisinin zor olduğunu biliyorsak, son yöntem olarak kemik iliği nakli denenebilir. Bu yöntemde bir donörden kemik iliği örneği alınıp hastanın iliğinin yerine konulur. Evet. Lösemi tedavisi kısaca bu şekilde.